Ya onlar kaçar. Onlar hapishane kaçarı. Anlıyor musun? Onlar bizim düzenimizi bozmak için. Ben cezamı bitirdim. Çıktım. Anlıyor musun? 25 gün ailemle yani güzel günler geçirdim. 25 gün sonra eşimi kaybettim ben. Anlıyor musun? Ben yani benim için yani çok büyük kayıp. Anlıyor musun? Benim için büyük kayıp yani. Çıkmasaydım da yatsaydım da eşim de sağ kalsaydı. Kadın bekledi o kadar. Gitti geldi. Çocuklar bize yolunda büyüdü. Ama bu da kaderde bu da varmış yani. Daha kelekti. Kafayı yerdim ben. Kaybettik onu. O da Allah'ın taktiğiyle iyisi. O da yani Allah'tan gelemiş yani. Elimiz kolumuz bağlı gelemiş. Kime ne diyeceğiz? Diyemezsin. Allah'tan. Cezamızı bitirdik. Ha bir daha söylüyorum. Allah kimseyi o cezaevine düşürmesin. Kelek. Hele de genç yaşta o güzel günlerini orada geçirdiğin zaman çok kelek. Sen en büyük sıkıntı oradasın. Özlem yani mesela kimseyi göremiyorsun. Gezdiğimiz yer 10 metre aynen 10 adım. Ben saydım mesela 10 adım yerde 35 kişi üst üste yatıyoruz. Yatıyorlar. Ha bizim yatağımız vardı ama yerde yatanlar da insan. Şimdi merdiven altında yatanlar var ne bileyim ben. Yani yemek yediğimde yatanlar var. Üstte yerde yatanlar var mesela. Tuvalete kalkıp gidiyorsun. Zorla gidiyorsun. İnsanlara basmayayım diye. Yani. Banyo bekleyici banyo olacaksın. Bir tane banyo var. 35 kişiye bir tane banyo ne yapar ya? Bir tane tuvalet ne yapar ya? Yani yapmışlar cezaevi ama yani bir lokma yerde 35 kişi yaptı o zaman 2 tane tuvalet, 2 tane banyo. İnsanlar rahat etti ve 3 tane banyo, 3 tane tuvalet. 10 metre, 20 metre yap. İnsanlar bakarak daha rahat yatsın mesela. Ben kaç gün baktım bir koğuşa? 15 gün baktım. 16. günü arkadaşlarım geldi hemen dedim geçtim sen dedim unuttum. Ortaya başkasın dedim. Abi sen ben dedim yapamam, yapmam, uğraşamam. Ben kimseden uğraşamam. Çünkü bizim cezamız uzun, bizim sıkıntımız var. Bize her laf batar. Şimdi bakıyorsun mesela karşıda hiç yani hemen götü boklu insan bakar gelmiş daha dün gelmiş. Yani kaçarlığın peşinde. Ben dayanamam. Yani ben şimdi o kaçarlık yapacak, ben ona tokat vuracağım. Ya ben niye bu kadar kırmızı kalemi yiyeyim bedavadan? Anlıyor musun? Şimdi hapishanede şimdi böyle şimdi kırmızı kalemi yedin. Açığın da yanıyor bırak yani açığa da çıkamıyorsun. 6,5 sene ceza yattım, 7,5 sene ceza yattım. Ben yani hiç iadimi bozmadım. Aa nedir? Gelen insanlara gariban da olsa arka çıktık. Yani yaşlılar geldi mesela adamın ne bileyim ben adam kardeşini vurmuş geldi. Adam koğuşumuza geldi ne bileyim yuvacıklı. Adam 65 yaşında. Girdi koğuşa, kokuyor, leş gibi kokuyor, adamın ameliyatlı, oflu dedim, o beni sever, ben onu severdim. Hemen dedim bunu banyoya sokuyoruz, beraber yıkıyoruz bunu. Bak adamı yıkıyoruz banyoda, tertemiz yaptık, tıraşını, mıraşını komple tertemiz yaptık yani. Adam öbürsü günü geçiyor yan tarafa, gene bir de küfür ediyor. Kaşar işte bak, kaşarlık yani, bak hem de tanıyoruz yani, dışarıdan tanıyoruz yani. Maş. Anlıyor musun? Bir yatağın var sizden, başka bir şeyin yok sizden. Evin de yatak, her şeyin orada senin yatağın yanı, randan. Şu randanı yapıyorsun mesela olduğu gibi. Geliyor mesela adam, sana bir tamam, bizi seviyorlar orada, Allah razı olsun mesela, yok demediler. Çocuk verdi, adam verdi, Gebzeli bir kardeş verdi. 3 gün sonra geldi, abi dedi, tamam yatağımızı verdik ama sana da küfür ediyor dedi, bana da küfür ediyor bu adam dedi. Ya nasıl olacaktı bu iş dedi. Mustafa dayı. Neymiş? Gazi'ymiş. Ulan hapishane orası. Gazi mazi bakır sikmezler orada. Valla yatak orada hapishanede yatak insanın dışarıdaki evi. Anlıyor musun? Yatak verdiğin zaman büyük iş, yani büyük bir şeylik yapmış sayılırsın yani. İyilik yapmış sayılırsın. Herkes vermez. Kime ne diyorsam yok demezdi mesela.
tamam dayı, hiç fark etmez. Sen diyor diyorsan tamam. Bizde kaşarlık yoktu. Kaşar var mıydı bu işte? Çoktu. Kim hapishane kaşarı? Sana şöyle söyleyeyim, adam 10 sefer hapishaneye girip çıkmış. O kaşarlığı öğrenmiş yani. Ben öğrenemedim kaşarlığı. Ben 7,5 sene yazı yattım, ben kaşarlığı öğrenemedim. Hapishaneye Allah düşmanımı düşürmesin. Hapishane kerek yer. Hele de tecavüzden falan öyle gelirsen yandın. Seni adam yerine koymazlar orada. Gelen tekmeyi vurur, giden tekmeyi vurur. Anlıyor musun? Seni sayıp saymazlar, sevmezler. Bak hele orada yarım. Orada yan tarafta oturursun bir kenarda. Bak hele öyle beklersin yani. Biz kimseyi öldürmedik. Biz içerdik kardeşim. Ben içiyordum mesela. Ben içiyordum. Ben satmazdım. Ben içiyordum. Samimi arkadaşım yanımda yakalandık. Beni okudu. Kurtulmak için beni okudu. Fark etmedi okusun. Okusun fark etmez. Yani bak çıktım. Bak ben köydeyim. Bak o köyde yok. O kayıp köyden. Halem nerede oldu da belli değil şu an. Bak cami de yaptık burada. Allah'ın izniyle. Adam çağırıyor seni mesela başkan. Tuvalete gireceğim, tuvaleti çekeceğim, çekmek zorundasın. Banyoya gireceğim, banyoyu çekmek zorundasın. Arkadaşlarından küfürlü, büyüklerine karşı mesela saygılı, sevgili. Yani olmak zorundasın. Olursan adam yerine orada seni şey yaparlar. Olmasan ne olur? Atarlar kenarı seni. Atarlar kenarı yani. Benim yattığım, şimdi ben Ümraniye'de yattım. T1'de yattım, T2'de yattım. İnanın en güzel koğuşlarda yattım ben. Yani ağalık yoktu orada. Yok benim param vardı, ben ağayım, öyle bir şey yoktu. Eğer orada tutak alsaydı ben ağaydım. Benim param günü gününe yatardı. Ama bir de yolu vermezdik yani. Yolu sen gördün, vermezdik yani. Ağalık mağalık yok. Herkes insan. Etten kemikten yapılmışız. Ben 55 yaşındayım. Adam 20 yaşında, 25 yaşında gardiyan, anlıyor musun? Onun yanında esas duruşta gidiyor. Oraya bakma, oraya bakma, doğru git, konuşma onunla. Anlıyor musun? Yani özgürlük yok bir keremiş. Ya benim şimdi ötten arkadaşım geliyor, merhaba diyemiyorsun. Bir lokma çocuk sana, ya ne yapıyor falan filan yani. Abimin eşi geliyor ziyaretime, tabii çocukta falan geliyor. Abimin eşinin de ayağında platin var. Bak, görüş yapılıyor. Görüş bitti, beni aldılar. Hayırdır dedim. Dediler, arama yapacağız. Ne araması yapacaksınız? Beni getirdiler. Ulan bak hele biz insanız lan. Ya adam, kadın ayağında platin var. Ötüyor. Bu eline raporu var. Yani. Kilosa kadar seni soyuyorlar. Nedir? Uyuşturucu mu artık soktular? Veya başka bir şey mi sokuldu? Yani beni orada kilosa kadar soyuluyorsun. Bir otur gak yaptırıyorlar sana. Giyin diyorlar. Bu bir insan yani. Bir insan onunla yani bunlar yani. Oğlum rahatsızlığı var. Bu platin. Benden ne alakası var? Beni getirip soyuyorsunuz. Ya tek ben değil yani, böyle çok insan oldu mesela. Adamlar şimdi bir tarafta haklı mı? O da haklı. Ya adam mesela, ben gördüm. Adam mesela ailesi geliyor. Bilmem neresinde uyuşturucu sokuyorlar. Geliyorlar ziyarete, uyuşturuyorlar, çıkarıyorlar, uyuşturucu veriyorlar. Ben bunu da gördüm. Oğlum dedim, bu uyuşturucuyu nasıl soktun? Garı getirdi. Nasıl getirdi? İşte falan yerine soktu da getirdi. Yani devlet de şimdi haklı bir taraftan. Bu da haklı bir taraftan şimdi yani. Yani bizim insanlar şaşırmış. Bizim insanlar harbiden şaşırmış. Yani bir ailesine, bir karısına, bak ben o kadar yazı yattım. Aa oğlum, daha hiç bir kerem öyle bir konuya ben girmemişim de, oğlum bana işte bunu getirin falan filan ha. Oğlum bana para yatır. Bana eşya getir. Bir tek bunu demişim de. Daha yani desem de sen bana bunlar gelmez bir daha yani. Uyuşturucu bana okuluna gittim, bana gelmezler bir daha. Bir kişi için 20 kişi mesela havalandırıyorlar orada. Düzenin bozuluyor. Orada düzen kurmuşuz. Dolabımız var, yatağımız var.
Koğuşa dağıtıyorlar. Herkesi başka ayrı bir koğuşa veriyorlar. Ne oluyor? Düzenin tekrar yeni düzen kurmak mecburiyetinde kalıyorsun. İşte hapishanenin ibnelikleri bunlar hep. Bunlar hep hapishanenin ibnelikleri. Benim mesela yatağım, benim burada mesela Derbent'ten arkadaşım geldi, İzmit'ten arkadaşlarım gelirdi. Ben yerde yatmazdım. İki kişi yatardık biz. Birimiz ters, birimiz düz. Yani yerde yatırmadım yani böyle yani tam olduğum kişileri yatırmadım yerde. Bir kelime dediğim zaman ne bileyim ben yapılırdı, yapardılar. Allah razı olsun. Bizi yani şey yapardılar, yani sayardılar. Böyle cezayı yatılır ama kaşarlık yaptığın zaman 20 tane koğuş gezersin. Ben 3 tane koğuştan cezamı bitirdim ben. Eğer işin dışarıda hastan ve işin bozuksa sabah kalktığın zaman o gün sen geçmez. Geçmiyorsun sen. Bir yukarı bir aşağı. Bir ikinci kata iniyorsun, çıkıyorsun, bir aşağı iniyorsun. Oturamıyorsun ki. Çünkü annen hasta veya eşin hasta veya çocuğun hasta. Oturamıyorsun, bir yere duramıyorsun, bir yere gidemiyorsun. Dışarı çıkıyorsun 10 adım. 10 adım böyle bir bolsa atayım diyorsun, unutamıyorsun. Mesela bizim arkadaşımızın mesela babası öldü. Şey firarıydı, açık firarıydı. Çocuk kafasını duvarlara vuruyor. Göndermiyorlar. Devlet de haklı şimdi, firar şimdi, firarı yani göndermezler yani. Ha o canavarlar gidiyorsun ama şimdi yani orada firar edebilir şimdi. Şimdi devlet öyle bakıyor şimdi ya, bu ya firar etmiş, orada firar edebilir. Şimdi kalabalığa gidiyorsun, o kalabalık şey yürüse mesela canavarın üstüne, oradan yürüyebilirsin mesela. Ne yapıyor? Geçirmiyor. Ne yapıyor içeride? Adam duvara vuruyor kendine. Bağırıyor, çağırıyor, bağırıp çağırtan ne olur? Kim duyuyor? Biz duyuyoruz. Kimse duymuyor yani. İşte bak sıkıntım var ya dışarıdan. Ben yukarı çıktım. Yatakta oturuyorlar 3-4 kişi. Hayırdır lan dedim bu yatak dedim. Orospu yatağı mı lan dedim bu. Hazretim hayatta yapmadım şey. Hayatta yapmadım şey ama sıkıntım var ya dışarıdan. Başka bir yere saldırıyor, onlara saldırıyorsun. Çocukların kalbini görüyorsun. Sonra da yarın da geliyorum, çağırıyorum. Gelin lan buraya diyorum. Abi istiyorum, bak diyorum yani. İstiyorum böyle. Size uyuyacağım yani patladım en son. Onlar da arkadaşlarım. Yani bu cezaevi psikolojisi mesela. Şimdi kaşarlık yapanlar vardı. Şimdi bir tane vardı mesela orada en son mesela. Gene Gebze'li. Alırdı kumanya tık tık yani kaşarlığın peşindeydi yani. Koğuş karışsın diyene. Bu kumanda için sen kavga olur. En çok sen cezaevlerinde kumanda kavgası olur. En çok. Veya çay olmamış, çayı bunun kavgası olur. Yani sana şöyle söyleyeyim, hiç olmayacak şeyler bunlar mesela. Kardeşim orada iki tane meydancı var. Bir tane başkan var. Bunları biz seçmişiz. Orada 30 kişi seçmiş. Başkan dediği şeyi eğer harfiyen yapmıyorsan kaşarsın. Cezaevi kaşarsın. Ben hep yaptım. Ben 55 yaşındaydım. Ben başkana diyordum başkan. Ben yaşlıyım. Benim üstümden herkese yürür. Bana bağırırdı mesela. Turul diyordum abisi benim üstümden yürü diyordum. Bana bağır ben alınmam. Parayı veren biz deriz. Ama kaşarlık yapacak ya. Yani orada bir şeyler olacak ya. Kavga gürültü olacak. Da bakın ya bir şeyler olacak yani. Oğlum ben daha demedim ki kimseye. Ya bu dolabı biz aldık. Bu şeyi biz yaptık. İşte bunlara bak kaç tane semaver çalışıyordu. 3 tane semaver çalışıyordu. Gerekli 4 tane çalışıyordu. Ay başı geliyordu. Ceren parası. Kimse para yok. Nedim abi kaç para var hesapta? İşte bu kadar var abisi. Sende kaç para bu kadar? Ve ödüyoruz. Nedir elektrik kesilmesin? Bak beni mecbur değilim yani. Bunu da değil. Ya sen ancak bir paket sigara çal aklını verirsin. Ama elektrik kesilmesin diye ne yapıyoruz? Mecbur veriyoruz. Yattığımız yer iyi olsun, temiz olsun diyoruz. Boyasını yaptırıyoruz. Gene orada gene kaç kişi? Gene 10 kişi çıkıyor. Gene 30 kişiden gene 10 kişi çıkıyor gene orada. Gene yani 20 kişi 1 lira para ödemiyor. Ama en çok konuşan da onlar oluyor gene. En çok konuşan da kaçarlık yapan gene onlar oluyor mesela. Ben cezaevine girmemek için kaçtım buraya. Bak dağdayım. Nedir? Benim şimdi bir infazım var. Bana biri bir kelime konuşur kahvede. Biz gomarcıyız. Bizim çevremiz çok. Anlıyor musun?
Yani biri bir kelime konuş, bir tokat vurursun, infazı yakarlar, 10 sene gidersin tekrar yatarsın. Anlıyor musun? Uyuşturucudan uzak duracak. Cezaevine girmek istemiyorsan. Bir kere beline silah koymayacaksın. Kötü şeylerden uzak duracaksın usta. Bak ben kendim bak buraya attım. Bak burası Keltepe. Suadeli'nin Okçapınar mahallesi burası. Bak ben buraya çıktım. Evim burada var. Aşırıda benim evim var mesela. Aşırıda benim evim. Büyük, çok büyük evim var benim aşırıda. Benim yoksa buraya işim yok ama nedir? Olaydan uzak durmak için kaçıp kendimi attım buraya. Ben şimdi bu yaştan sonra moralim de bozuk. Eşimi kaybetmişim ben bakar cidemden çıkıp 25 gün sonra ben eşimi kaybetmişim. Bana şimdi insanlar bir laf dediği zaman o batar bana. Al dün buraya bir adam geldi mesela. İnan kendimi zor tuttum ben. Suçlu mevzusuna. Çocuğa dedim ki oğlum bak bir şey olursa sen zıpla. Yani bizim infazımız var. Şey yapmayalım yani yanmayalım. Çakma hatırlamazan tecavüz etmiş yengesine. Tabii öz yengesine tecavüz etmiş. Gelmiş doğu tarafından. Ulan önüne gelen vuruyor. Önüne gelen makara vuruyor yani. Ben yani şey yapamadım. Dedim usta bu iş böyle uymaz. Yani tamam yapmış bir şeydik ama bu da bir insan sonuçta yani makara. Yani önüne gelen makara. Yani bu adamdan her şeyi bekleyin kardeşim. Bu adam her şeyi yapar. Bunu yapmış da bunu her şeyi yapar. Yani bizi öldürür burada. Tabi bastık zile. Dedik bu adamı burada alın. Dedi bu adamı kimse kabul etmiyor. Hiçbir koğuş kabul etmiyor. Ama bizim koğuşumuz T1'in yani bir numara koğuşuydu yani. Öyle yani öyle insanlar vardı yani. Yani hep teşbihli insanlar vardı yani burada anlıyor musun? Yani idare ediyorduk her türlü. İdare bakarak baktık. Başımıza bir de başımıza iş alıyoruz yani. Onun şeyi ben onu koruyorum. Nasıl koruyorum? O da insan yani bakarak vuruyor yani. Şey, önüne gelen bir tane vuruyor. Ama yazık günah bakarak tamam yapmış bir pezemeklik. Ama herkes de bakarak gelen giden de bakarak vuramaz yani. Kardeşim tamam ben yaptıysam o suç benim. Cezamı yatıyorum. Bu geri de bana vuramaz. Anlıyor musun? Yani böyle yanlışlıklar oluyor orada mesela. Ben mesela öyle insanları gerçekten yani korumak iyi değil ama mecbur insan olduğu için koruyorsun. Korumak zorundasın. Ama şöyle diyeyim ben sana. Beladan cezaevine bağlanacak şeylerden uzak duracaksın. Cezaevine girdin, işin bitti. Hele de uzun cezaya bağladın. Tam işin bitti. İşin bitti. Bir adam 10 sene cezaya attığı zaman o adamda bütün hastalıklar çıktığın zaman hep çıkar. Çünkü beton içindesin. Öyle cezaevi yapmışlar ki baktığın zaman mezarın içindeyiz. Kaşarlık işte bunlar hep. Kaşarlık yani.